Tabii. Turgay Bülent Göktürk hocamız, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yıllar önce tanışıklığımız olan bir hocamız. Bir defa her şeyden önce çalışkanlığı hep dikkatimi çekmiştir. Onu peşinden söylemek isterim. Ülkemizde çok büyük bir ihtiyaç olan tarihsel, özellikle Kıbrıs sorunuyla ilgili konuları derleyip araştırarak kitaplaştırması çok büyük bir faydadır diye düşünüyorum. O yönde sizi kutlarım. Kaçıncı kitabınızdır da çok hatırlayamıyorum. O kadar çok var ki bende. Tamam. Dolayısıyla yeni bir kitapla tekrar bizi tanıştırmanız çok yerinde oldu. İçinden geçtiğimiz Kıbrıs tarihiyle ilgili bilgilerin bilinmesi, tazelenmesi anlamında bu süreçte çok faydalı bir yayınınız olduğunu duymuştum. Dolayısıyla sizi tekrardan tebrik ederim. Burada tabii ki Kıbrıs Türkünün davasını, varoluş mücadelesini biz de burada her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak. Ve bu çerçevede değişik uluslararası sempozyumlarda bildiriler yayınlıyoruz. Kıbrıs davasını, orada haklı davamızı dile getirmek adına. Ve uluslararası hakemli dergilerde de yine bu bildirilerimizi yayınlıyoruz. Özellikle son dönemde mücahitlerimizin röportajlarını içeren bir kitap hazırlamıştık. Sizlere daha önce onu takdim ettik. Kütüphanemize de hediye ettik ki gençlerimiz istifade etsin. Şimdi de bu makalelerimizi, Kıbrıs'la ilgili makalelerimizin 22 tanesini değişik yerlerde farklı çabalarla ulaşmak yerine bir kitap altında topladık. Ve tarihsel süreçte Kıbrıs konulu makalelerim adında bir kitap. Aslında buradaki makalelere de baktığımızda aslında Kıbrıs Türkünün tarihi süreçteki davasını burada, mücadele sürecini görüyoruz. Tüm akademisyenlere ve öğrencilere faydalı olması için bunları derli toplu bir kitap haline getirmek istedik. Şimdi bir projemiz var. Sağ olsun İsmail Bozkurt hocamız da buna bir ön söz yazdılar. Kendisinde değerli bilgileri içinde yer almaktadır. Bu kitabımız, bir önceki Mücahitler Anlatıyor kitabımız ve ondan önce yine sizlere takdim ettiğimiz ve sizlerin desteğini de almış olduğumuz Hilmi Komutan'ın arşivinden Magosa Sancağı'nı anlatan kitabımız. Bu üç kitabı bir paket halinde, bir proje çerçevesinde hem Türkiye'deki hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kütüphanelere göndereceğiz ki akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz de üçünü bir arada bir paket halinde göndereceğiz. Şu anda onun hazırlığını yapıyoruz ki birinci elden öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz istifade etsin. Ben de bu süreçteki çalışmalarımızda sizin her zaman desteğinizi aldık. O destekler için de sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.